2024 KPSS Tayfa hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar, değerli öğrencilerimiz. Tek kuzen öğrenci koçu, rehberlik uzmanı Rukiye Tuğba Buğa ben arkadaşlar. Herkes hoş geldi, nasılsınız? Son gün kendimizi nasıl hissediyoruz? Kimler var aramızda? Hadi bakalım chat panelinden yazmanızı bekliyorum. Merhabalar Şilan Hocam, hoş geldin. Nasılsın? Başka kimler var aramızda? Merhabalar, çok heyecanlıyım değil mi? Aynen öyle. Yarın büyük gün arkadaşlar. Aylardır çalıştığımız, emek verdiğimiz, azimle bütün çalışkanlığımızla süreci tamamladığımız Yarın sınava gireceğimiz büyük gün arkadaşlar. Revşan hocam hoş geldin. Sabri hocam hoş geldin. Onun dışında nasılsınız? Stresli olanlar var. Heyecanlı olanlar var. Kimler kendine güveniyor? Tabii dua edeceğiz Şilan hocam. Birbirimize dua edeceğiz tabii ki de. Bu tayfa kendine güveniyor arkadaşlar. Değil mi? Yarınki sınavda galip biziz. Anlaştık mı? <laughs> <laughs> revşan hocam bu mümkün değil sıfır bilgi olmam mümkün değil aynen öyle uygar hocam hoş geldin uygar hocam diyor ki relax bir şekilde bu işi bitireceğiz aynen öyle arkadaşlar biz bunun için aylarda çalışmıyor muyuz çalışıyoruz e çalışanın emeğinin karşılığı yok mudur vardır Öyle hissediyor olmanız normal. Son günlerde hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissediyor olmanız, bütün öğrendiğiniz bilgileri unutmuş gibi hissediyor olmanız çok normal arkadaşlar. Bu bir kaygı göstergesi. Yani bir vesvese gibi düşünün. Bu bir yanılgı. Bu gerçeği yansıtmıyor. Bıraktık değil mi çalışmaları? Bugün artık bu saatten sonra çalışma yapmıyoruz. Notlarınız varsa çok kısa notlarınızın üzerinden geçip onun dışında zihne ekstra bir bilgi yüklemesi yapmayacağız arkadaşlar. Anlaştık mı? İnşallah yarınki sınav hepimizin temenni ettiği gibi olacak. Şimdi kıymetli öğrencilerim, yarın sınavımız saat 10'da. Öncelikle lisanstan başlıyorum. Yani sabah oturumu içinizde kıymetli öğretmen arkadaşlarım da var, öğretmen öğrencilerim de var. Onlar bir de öğleden sonra, iki buçuktan sonra da sınava girecekler. A grubu öğrencilerimin daha vakti var. Onlar yarın tek sınavda bitiriyor. Gelir gelmez tam gaz alana çalışmaya devam arkadaşlar. Sakın ara vereyim, bırakayım, dinleneyim. Aman sınavım iyi geçti, kötü geçti. Kesinlikle yok. Tam gaz sınavımızdan geldik, dinlendik. Tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Hadi biraz enerji istiyorum. Şimdiden yorgun muyuz yoksa daha sınava girmeden? Şimdi yarınki sınavda arkadaşlar saat 10'dan sonra binalara alım olmayacağı için sınav saatinden en az 45 dakika hatta elinizden geliyorsa yakın seyyar bir saat önce sınav bina yani sınav bahçesinde okul bahçesinde olmanızı öneririm arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Aşkın hocam hoş geldin. Seninle de, dün de görüşmüştük. Hiç endişe yapmıyorsun. Unutmuyorsun. Sen <laughs> evet tamam Sabri hocam. Sen de 25 için bu bilgileri almış oluyorsun. Aşkın hocam sen elinden geleni yaptın. Şu saatten sonra hiçbir şey değiştiremeyiz arkadaşlar. Yaptığımız çalışmaya güvenip kendimizin arkasında duracağız. Var mı başka bir seçenek? Yok. O yüzden Genel kültür, genel yeteneğe giren kıymetli öğrencilerim ondan önce bakın en az 45 dakika bir saat önce lütfen bahçelerinizde olun. Nereye gideceğinizin trafik hesabını yapın. Hava durumuna bakın, bakın beklenmedik bir rüzgar olur, bir trafik olur. Yarın zaten böyle ana baba günü olacak. Bunları hesaba katın. Özellikle taşla yerlerde e, oturan... Kaşta yerlerde oturan öğrencileri merkeze uzaksanız çok daha önceden gidin. Anlaştık mı? Muhammed hocam çok geçmiş olsun. Nazar mı değdi sana ne oldu? Nereden geldi bu hastalık? Vardır hocam bunda da bir hayır. Bütün dualarımız seninle. En kısa sürede sınava kadar yarın ona kadar eski sağlığına kavuşmanı temenni ediyorum. Şimdi eğitim bilimleri içinde GGK'ya girdik çıktık ya arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle güzel güzel netler yapıp çıkacağız. Öğretmenlerim, eğitim bilimleri için saat 14.30'da da yine bir sınava girecekler öğleden sonra. Eğitim bilimleri için gireceğiniz sınavda da arkadaşlar yine sınav öncesi bahçede mutlaka olmanız gerekiyor. Sakın geç kalmayın. Ve kıymetli öğrencilerim, internetten edineceğiniz sınava giriş belgeniz bakın bu çok önemli. Sınav giriş belgeni bir gece önceden hazırlıyorsun. Nüfus cüzdanın ya da pasaportun, ehliyetin, geçerli olabilecek başka bir şeyin. Bunlar kabul ediliyor zaten. Bunları da yanımda temin ediyorsun. Bunların dışında, aa şey artık sürücü belgesi kabul edilmiyormuş, pardon. Ehliyet dedim, sözümü geri alıyorum. Sürücü belgesi kabul edilmiyor. Meslek kimlik kartları kabul edilmiyor. Bir kimlik, normal kimlik bir de pasaport. Onun dışındakiler geçerli belge olarak sayılmıyor arkadaşlar. Bu galiba yeni bir düzenleme. Sizin de haberiniz olsun. Bak benim haberim yoktu. Bu seminer sayesinde öğrendim. Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalem, tıraş, peçete ve şeker her bir adayı için siz götürmüyorsunuz zaten biliyorsunuz. ÖSYM tarafından temin edilecek kıymetli öğrencilerim. Burada okeyiz. Zaten içinizde sınava daha öncesinden giren ve tecrübe eden öğrencilerim de var. Bunları geçen yıllardan da deneyimlediği için bu kısımda çok büyük bir aksilik yaşayacağımızı Allah'ın izniyle zannetmiyorum. Kimlik çok önemli arkadaşlar. Bakın tam olmuyor olmuyor. Son gün kimlik unutuluyor. Sınava giriş belgesi unutuluyor. Aman ha diyeyim bak sakın. Size çok güveniyorum. Küçük detaylarda kaybolmayalım. Ve bugün tam da motivasyonumuzun zirveye çıkması gerektiği gün çünkü bugün son gün. Ve motivasyonun özünde arkadaşlar ben burada size ne anlatırsam anlatayım ya da başka hocalarım size ne anlatırsa anlatsın bundan ziyade kendinize olan güveniniz motivasyonunuzu arttıracak. Bir kere eksik de çalışsan, tam da çalışsan, az da çalışsan, çok da çalışsan şu an son güne geldik. Kendi çalışmanın arkasında durmak, kendine güvenmek zorundasın. Eğer bir şeyleri başaramayacağını düşünerek bu sınava girersen, üzülerek söylüyorum, başaramazsın. Ben bu sınava başarmak için giriyorum. Ben yaptığım çalışmalara güveniyorum. Ben yeteri kadar çalıştığımı biliyorum demeliyiz ve başarısız olmaktan da korkmayın. Çünkü arkadaşlar, korktuğunuz şeyi üzerinize çekersiniz. Korku yok kaygı yok. Korkmayın korktuğunuz şey başınıza gelir. Anlaştık mı? Şans korku o kadar çok korkuyoruz ki başarılı olma ihtimalini bile şu an kimse düşünmüyor. Yani kimse yarın kaç net yapacağını düşünmüyor. Neden? Hani o kadar zor olacağını inandırmışız ki kendimize. Zor olacak, başaramayacağım, kazanamayacağım. Hayır, olumsuz hiçbir yargı şu saatten sonra kullanılmayacak. Aynen öyle Ferhat Hocam. Gerçekleşen kehanet olur. Alan diyeyim Allah korusun. İçten içe yapmaya cesaret edemediğiniz şeyleri başkalarının başarmasını istemeyiz arkadaşlar. Bu sınava kolay da olsa, zor da olsa hepimiz gireceğiz. Herkes girecek, milyonlarca öğrenci girecek ve kendine güvenenler doğru çalışanlar, verimli çalışanlar kazanacak. Hani çok böyle motivasyonunuzu düşürdüğünüz tasarruftur, alım yoktur hocam, şudur, budur, zordur, yapay zekayla hazırlanıyor sorular falan deyip de kendi kendinize direkt out ettiniz ya arkadaşlar, düşürdünüz ya motivasyonunuzu. Birileri bunu fırsat bildi, birileri bu krizi fırsat bildi. Ben istiyorum ki o birileri siz olun. Olumsuz bir düşünceyle sınava girmiyoruz ve başarıya ulaşmak için harekete geçiyoruz. Bu hareketliliğimiz devamlılık sağlıyor ve kesinlikle verdiğiniz emeğin karşılığını alacaksınız. Çünkü ben şunu bilir şunu söylerim. Zahmetsiz rahmet olmaz arkadaşlar. Şimdi geliyorum dışarıda yani öğretmenlerinizin, ailenizin, komşularınızın, arkadaşlarınızın ses aldığı motivasyon. Yani belki size birinin başarılar dilemesi bile üzerinizde bir baskı olabilir, baskı hissettiriyor olabilir. Bu çok normal ama en önemlisi siz kendinize başarılı olabileceğinize ne kadar inanıyorsunuz? En önemli olan kısım bu. Çalışmalarınız nasıl gitti arkadaşlar bu yıl boyunca? Biraz da onlardan bahsedelim istiyorum. Ahmet hocam sorunu anlayamadım. İki tane sınav giriş kağıdı ile sınava girebilir miyiz? Yani eğitim bilimleri kağıdı ayrı, GGK kağıdı ayrı ondan mı bahsediyorsun? Bu yılınız nasıl geçti arkadaşlar? Sizce içinizde derece çıkaranlar olacak mı? Var mı kendine o kadar güvenen? <laughs> Zorlu geçti diyor. Ha hocam eve dönüşte otobüse göstermek için anladım iki tane sınav giriş kağıdıyla. Ha, evet 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 olur. Alırlar aynı kağıt ya bunu onlara da izah edersiniz zaten. Evet çiftli olduğu için izin Tamam Ahmet hocam şimdi anladım iki tane sınav kağıdı olur. Kabul ederler aynı kağıt iyice incelerler bir sıkıntı yok. Arda hocam diyor ki eğitimde alayım yok mu arttıran? GGK'da kimler iddialı? Genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri çok yoğun, hummalı bir çalışma yaptınız. Bakın havalarda nasıl sıcak. Ama şunu düşünün arkadaşlar. Yarın sınava girdik çıktık ya tamam bitti. Artık sonuçlara açıklanana kadar yaslayın kafanızı, koyun elinizi kafanızın altına, uzatın ayaklarınızı tamam deyin ya. Tamam. Ben elimden geleni yaptım. Bitti. Evet Efsanur ev Hocam sen çocukların hazırlandın. Güveniyoruz. Evet tabii Ferhat Hocam alan da var ama alana daha vakit var. O 4 Ağustos'ta ya onu Allah'ın izniyle hallederiz. Ona biraz daha vakit var. Şu önümüzdekini bir halledelim inşallah. 20 gün sonra da alana gireceğiz zaten. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bizim başarımızla dönem içinde de dönemin sonlarına da yaklaştık şu anda. Düşüren şeyler hep hedefsiz kalmaktı. Hep e, durup düşünmeye zaman ayırmamaktı. Hep düşlemekten vazgeçmekte, Çok fazla hayal kurmamaktı. Ve motivasyonumuzu korumaya zaman ayırmamaktı. O yüzden bunları son gün zaten dönem boyunca da yapmamalıydık ama son gün hele hiçbir şekilde yapmayacağız. Ah çok güzel. Bak bir öğrencimiz demiş ki ulaşım kartlarına ve paralara izin veriliyor demiş. Arda hocam bence cevap anahtarı yayınlanınca kontrol et. Çünkü hazır sınavdan yeni çıktın ya. Neyi, e, hangi soruyu nasıl işaretlediğini hatırlarsın. Bence bak. Ahmet hocam vallahi ben de bu konuda bilgiye sahip değilim. Bak öğrencimiz diyor ki giriş belgelerinde yazıyor diyor. Giriş belgelerinizi çıkardıysanız güzelce bakın. Şilan Hocam da izin verili veriliyor diyor. Çok güzel eğer izin veriliyorsa iki tane çıkarma. Tek bir kart yeter. Tek bir giriş belgesi yeter. Nerede yaşıyorsunuz arkadaşlar bu arada? Kimler hangi şehirlerden katılıyor seminerimize? Böyle taşradan merkeze gidecek olan falan var mı? Yolu çok uzun olan. O çok güzel. Bursa var, Konya var, Antalya, İstanbul, Batman, Yalova. Aa, iki tane Batman var. İklem hocamla Sabri hocam ikisi de Batman'da. İstanbul, Adana Adana'da galiba birkaç tane. 45 dakika balı kesir. Ay Arda hocam lütfen erken çık bak lütfen. Sakın geç kalmayın. 3 saat merkezde Diyarbakır. Ay 3 saat merkeze ise önceki bugünden mi gitseniz ne yapsanız bilemedim. Çerkezköy'den Tekirdağ gideceğim. Evet. İkrem hocam çok şanslısın. Seninki 5 dakika. Arkadaşlar bakın geç kalmayın. Yarın dediğim gibi ana baba günü olur. Çok kalabalık olur. Lütfen olabildiğince erken çıkın. Ve lütfen erken uyuyun arkadaşlar. Sakın aman düşüncelere daldım. Son tekrarlara daldım. Aman şu hocanın Instagram canlı yayınına gireyim. Aman bu arkadaşımla son bir tekrar yapayım. Hayır artık yapacağınızı yaptınız. Bitti erken uyuyup erken uyanıyorsunuz. Sabah güzel ama hafif. Bakın dokunmayacak. Yumurta falan yemeyin. Dokunabilir hava sıcak. Dokunmayacak. Bedeninizi tanıyorsunuz sonuçta. Vücudun neye reaksiyon gösterip göstermediğini biliyorsunuz. Dokunmayacak şeyler yiyin. Ay Dilek hocam evet senin bir de çocuk var. Vallahi çocuklarıyla hazırlananlara helal olsun. Allah sizin de diğer öğrencilerimin de hepsinin emek veren tüm öğrencilerimin yardımcısı olsun. Ya Şeyda hocamın da iki tane çocuğu var. Kaşarlı tost olabilir. Evet. Yumurta falan biraz tehlikeli geliyor bana. Menemen de tehlikeli geliyor. Bazen yumurta dokunabilir. Kayıt altına alınacak Uygar Hocam. Ama 24 saat içinde yükleneceği için büyük bir ihtimalle sınavdan sonra izlersin. <laughs> Şimdi arkadaşlarım geçmişe ufak bir yolculuk yapalım istiyorum size. Tıpkı keşke şu arka planda gösterdiğim manzara gibi bir yerde olsak değil mi? Şu an hepimizin ihtiyacı olan şey. Daha önce heyecanla sizi işe yönelten faktörü hatırlayın. Yani siz bu yıl buraya kayıt olurken, o kitabı alırken, o defteri alırken, o sistemin başına, o masanın başına geçerken sizi ne harekete geçirmişti arkadaşlar? Siz hangi hayal için böyle bir aksiyon almıştınız? Lütfen bunu hatırlamaya çalışın. Ve o an... Farklı olan şey neydi? Kendine güvenini sağlayan şey neydi? Sizi motive eden şey neydi? Eğer bunu hatırlayabilirseniz kıymetli öğrencilerim, bugün zorlandığınız bu kendinize inanma, kendinize güvenme ya da benzeri kötü duygular, istemediğimiz duygularla alakalı yani güvenmeme ve kendine inanmamayla ancak bu şekilde başa çıkabilir. Aksine içinizdeki heyecanlı dışarı çıkarabilir ve ben bu yola bunun için çıktım. Bu yolu çok güzel bir şekilde yürüdüm. Sağlıklı bir şekilde yolun sonuna geldim. İşte şimdi bu yolda edindiğim bütün bilgileri ve tecrübeleri kullanma zamanı diyeceğiz. <laughs> Ferhat hocam yeterli olacak mı? Bak yoğurt Evet İklem Hocam yoğurt şey yapabilir bak uyku yapabilir ama az koyarsan sıkıntı yok. Bal ve ceviz güzel özellikle ceviz zihni açar. Cevizi öneririm. <laughs> Portakal suyu da olabilir. Ve arkadaşlar, eğer biz yarınki sınavda başarılı olamayacaksak, eğer biz bütün çalışmalarımıza rağmen hala kendimize güvenmiyorsak, o başarı şimdi değilse ne zaman gelecek arkadaşlar? Yaşam tek tek anların toplamından oluşuyor ve kocaman bir şimdinin içinde yol alıp gidiyoruz yapmak istediğimiz şeyler için en uygun zaman şimdi yani yarınki sınav zamanı ve buradadır. Sonrasında bunun için belki Allah korusun bir fırsatınız olmayabilir. Çünkü sonrası bizim kontrolümüzün dışındaki bir andır. Sonrasını göreceğimizi hiçbirimiz bile bilmiyoruz. Yaşam öyle bir şeydir ki arkadaşlar yaptığımız şeylerin pişmanlığı zaman geçtikçe unutulur. Ancak yapmadığımız şeylerin acısı daha fazladır ve sesi daha fazla çıkar. Yani eğer şimdi kendine güvenmezsen, eğer şimdi motivasyonunu yükseltmezsen, eğer bütün inancınla yarın tüm enerjinle sınava girmezsem bunun pişmanlığının sesi çok daha fazla ve belki de bir ömür boyu susmayacak. Allah göstermesin. Tabii ki bunları yaşamanızı istemiyorum. En azından denemiştim demek bile bir deneyim olarak bize çok büyük bir katkı sağlayacak. O halde neden şimdi ve burada bir fırsat yakalamışken bunu değerlendirmeyelim? Neden erteleyelim? Neden kendimize güvenmeyelim arkadaşlar? Anlaştık mı? Şu an bu seminerde olan bütün öğrencilerden ben yüksek başarı bölümlerinden atanıl atanılabilecek puanları ve netleri çıkarmalarını bekliyorum arkadaşlar. Ben size çok güveniyorum. Çok güzel başarılı bir süreç geçirdiniz. Evet kah zorlandınız kah bırakmak istediniz, kah çocuk, kah okul, kah staj, kah bakanlığın açıklamaları. Çok fazla düştünüz kalktınız ama son güne kadar bakın geldiniz. Allah'a binlerce kere şükürler olsun. İşte son günü de güzel geçirip yarın bütün performansı tam bir şekilde, yüzde yüz bir şekilde kendimize yakışır bir şekilde gösterip sonra dedim ya yaz mı tatile mi gideceksin git, arkadaşlarına mı buluşacaksın buluş, Full 7.24 uyuyacak mısın? Uyu. Çocuklarınla mı vakit geçireceksin? Geçir ama yarından sonra. Anlaştık mı? Arda hocam diyor ki ben de kendime güveniyorum hocam. Ben sınavdan korkmuyorum. Sınav benden korksun. İşte bu kadar ya. Aradım, yaklaşım bu. Arda hocam senin bölümün neydi? Hatırlayamadım. Hangi alandan giriyorsun sen sınava? Hatırlat bakalım bana. Ay ya İngilizce. Çok güzel. Ferhat hocam senin bölümün neydi? Herkes bir bölümünü yazsın. Aşkın hocamı bir biliyorum. Mühendis o. Dün görüşmüştük onunla. Ay İngilizceciler sizi sizi sizi. <laughs> Bak iki rakip burada alt alta gelmiş. İkisi de kendine çok güveniyor. Arkadaşlar ikinizin de hatta hepinizin de kalemi kılıçtan keskin olsun. Efsanur hocam da sizden bak sizin zümreden İngilizce. Üçüncü rakip de geldi. Amin kocaman amin. Mus Muhammed hocam sen İBF'lisin. Yarın GGK'ya gireceksin. Sonraki haftalarda da A grubu sınavın var. Şeyde hocam seni tanıyorum ya. Ben seninle çok görüşmüştüm hatırlıyorsundur beni. Evet sen formasyon almıştın. GGK eğitime kayıtlısın hatta. Yani yarın senin için büyük gün hocam. Yarın sabahın da öğleden sonra da dolu. Gelince güzel bir uyku çekersin artık. Evet. Aynur hocam da okul öncesi. Aa çok güzel. Bak Uygar hocam da Ziraat Mühendisiymiş. Peki Uygar hocam senin formasyonun var mı? Sen direkt mühendislerden mi gireceksin? Mühendislikten mi gireceksin? Şeyda hocam ...hiç gerilmene gerek yok... ...gerilsen de gerilmesen de sonuç değişmeyecek... ...o yüzden gerilme... ...kendine güven bak o kadar çocuklarınla... ...zorlu bir şekilde hazırlandın... ...Allah yanında yer ve yardımcın olsun... ...kendine güveneceksin... ...direkt şeyden mi gireceksin Uygar Hocam... ...mühendislikten yani genel kültür... ...genel yetenek... ...Ahmet Hocam seni de tanıyorum... ...senle de görüşmüştük o diyoloji. ...sen sadece GGK'dan gireceksin... ...çok güzel... O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Güneş her gün yeniden doğar. Savaşlar olur, kıyametler kopar ama o yeniden ve her gün doğmaktan hiç vazgeçmez. Üstelik tüm ihtişamıyla arkadaşlar. Her ne olursa olsun aşkla ve özenle çalışmaya ve üretmeye devam ettiğimizde bir gün gelir ve hayal ettiğimiz değişim bizim gerçeğimiz olur arkadaşlar. O yüzden bir kahraman beklemeyeceğiz birinin bizi kurtarmasını. Birinin bize sen şu kadar puan alırsın, sen şurayı kazanırsın, sen buraya atanırsın demesini beklemeyeceğiz. Çünkü ondan önce biz kendimize bunu zaten söyleyeceğiz. Çünkü kahraman biziz arkadaşlar, bir başkası değil. Anlaştık mı? Ve şimdi hep birlikte tekrar ediyoruz arkadaşlar. Herkes benimle birlikte sesli bir şekilde tekrar ediyor. Kendimi seviyorum sınavdan korkmuyorum. Kendime güvenim sonsuz ve hiçbir şey beni mutsuz edemez. Yarın hayallerime giden yolculuğun en büyük kısmını tamamlamış olacağım. Benden mutlusu olabilir mi? Tekrar etti mi herkes? İşte bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Kıymetli öğrencilerim, güzel öğrencilerim, değerli öğrencilerim. Tekuzem ailesi olarak size sonsuz, sonsuz, sonsuz başarılar diliyoruz. Bütün güzel temennilerimiz, dualarımız ve enerjilerimiz her birinizde unutmayın. Kendinize çok güzel bir yatırım yaptınız. Çok güzel dönemler geçirdik. Çok güzel zamanlar geçirdik ve çok güzel anılar biriktirdik. İşte şimdi bunun karşılığını alma zamanı. Yarın için hepinizde yeniden sonsuz başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen tiyoları uygulamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Dilek Hocam çok tatlısın. Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz benim en umutsuz anımda karşıma çıktınız. Dilek Hocam çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kaleminiz kılıçtan keskin olsun. Unutmayın birileri kazanacaksa o birileri kesinlikle sizsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bolca kalpler, öpücükler ve dualar gönderiyorum size. Allah inşallah yanınızda olsun. Yar ve yardımcınız olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Hülya Hocam görüşürüz.